Antidemokratik ülkelerde basın emekçilerin üzerindeki baskı büyük. Biz biliyoruz. Ama bir şey daha iyi biliyoruz. Basın susturulamaz. Özgürlüğün referansı ile yaşamak insanlığımızı yaşamaktır. Gel gelelim özgürlüğü sadece kendilerinin verili alanlarıyla sınırlayanlar aslında kendilerinin insanlık dışı bir eylemde bulunduğunun farkında değiller. Ne yazık ki ülkemizde uzun bir süredir, hatta 1971 ve 1980'i ele alırsak eğer, 1980'de ikame edilen baskı ve terör, devlet eliyle uygulanan baskı ve sansür gittikçe mevcut hükümetlerce tahkim edildiği ve edilmekte devam ediyor. Yani 1980 hala bitmedi. Bunun için yapılacak şey düşünmeyi bilen insanların bir araya gelerek örgütlenmesi gerekir. Örgütsüz bir toplumu kolayca yönetildiğini bildikleri için her alandaki örgütlenmeleri engellemeye çalışanlara karşı direnebilmek, özgürlüğü savunabilmek gerekiyor. Bunun için işte diyelim ki internet siteleri kapanıyor, yeni örgütlenmeler bulmak lazım. Bunun tarihte örnekleri var. Diyelim ki Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgazlar'ın yaptığı Marco Paşa deneyimleri, Malum Paşa, değil mi? Ad değiştirerek ama mutlaka örgütleyerek ve örgütlenerek mücadele etmek gerekiyor. Mücadele edenleri de yalnız bırakmamak gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Ya, ülkemizin haber alma özgürlüğünün gitgide kısıtlandığını görmek hakikaten çok üzücü. PİRHA bizim bu anlamda doğru habere eriştiğimiz birkaç kaynaktan bir tanesiydi. Bunu duymak, PİRHA'nın da maalesef böyle bir baskıya maruz kaldığını görmek ve bu konuda çok fazla bir şey yapamamak hakikaten bizleri üzüyor. Umarım en kısa zamanda tekrardan yayın hayatına kendi ismiyle geri döner diye düşünüyorum, istiyorum. PİRHA'ya uygulanan sansür kabul edilemez. Çünkü PİRHA Türkiye'de hem ezilenlerin hem de özellikle Alevilerin sesi. Aleviler PİRHA'ya uygulanan sansür yüzünden kolsuz kanatsız bırakılamaz. PİRHA'yla birlikteyiz. PİRHA kapatılamaz.